AK Parti Mersin İl Başkanı İsmail Taşpınar, İçel TV'de yayınlanan Seçime Doğru programına katılarak Tekin Narşab'ın sorularını cevaplandırdı. Evet, elbette Mersin'de istediğimiz sonucu elde edemedik bugüne kadar. Belki istediğimiz sonucu derken, 2011'de biz Mersin'de birinci parti olduk. Tabii tüm Türkiye'deki, Türkiye ortalamasının üzerinde bir oy almak isteriz Mersin'de. Ancak Mersin'in demografik yapısını ve seçmen yapısını da çok iyi biliyoruz. Buna göre hareket etmeye çalışıyoruz. Amacımız önceki seçimlerde aldığımız oy oranını daha da yukarıya çıkarmak. Evet. Ama bizim bu sistemli çalışmamız zaten bize bugüne kadar başarıyı getiriyor. Mersin'de de 13 ilçemizin tümünde şu anda her birinde çalışma var. Hiçbirisi şu anda boş durmuyorlar. Genel merkezimiz, genel başkanımız bize hangi 11 kişiyi gönderirse o 11 kişi bizim listemizdir. Evet. Dedik. İşte bazen diyorlar bu il başkanım, bu il başkanının listesi. Hangi liste olsaydı benim listem olacaktı. Bu kesinlikle fark etmez. Birbirinden değerli aday adaylarımız vardı. Şimdi adaylarımız var inşallah. Biz Mersin'de hem oy oranımızı hem de milletvekili sayımızı arttıracağımızı düşünüyorum. Evet, yine geleneksel hale dönüştü. Mersin'de ilk 5'in içinde yine kadın aday var. Evet. Özellikle mi tercih ediliyor? Bir pozitif ayrımcılık mı gerçekleştiriliyor? Aslında bu bir pozitif ayrımcılık sayılmaz. Çünkü 1/4 netice itibariyle. Pozitif ayrımcılık olsaydı kadın adayların 1/4 gösterilmesi lazımdı. Türkiye'deki seçmen yapısının yarısı kadın, yarısı erkek. Evet. Ne var ki Mersin'de şu anda 11 milletvekili var. Bir tane bayan, o da AK Partili. Adaylar içerisinde şimdi yeni listelerde de seçilebilecek yerde sadece AK Parti'de var. Bize kadın hakları konusunda dışarıdan ahkam kesenlerin gelip bu tabloyu görmelerini biz arzu ediyoruz. AK Parti Mersin'den kaç milletvekili çıkartır? Şimdi geçmiş seçimlerde ben yaşanmış tecrübeli bir kardeşinizim. 2002'den bu yana, partinin kurulundan bu yana çeşitli kademelerde görev aldım. Bu benim 4 veya 5. seçimim, aktif olarak görev alarak yaşadığım. Bundan önceki seçimlerden farklı olarak bu seçimde vatandaşlarımızdan biz biraz daha bu anlamda ilgi alakayı fazla gördüğümüzü söyleyebilirim. Tabii yine ilk kez bu seçimde biliyorsunuz Mersin'de bakan aday yok. Evet. Yani daha önce genel merkez hep bize bir bakan aday gönderiyordu. Şimdi bakan aday olmamasından kaynaklı bir kısım çevrelerden bize bu konuda bazı eleştiriler geldi. Ancak biz Mersin'e hep dışarıdan birilerinin gelip bakanlık, dışarıdan birileri derken onlar da bizim partimizin bakanı ama Mersin'in kendi içerisinden bir bakan çıkarmasını bugüne kadar hiç kimse niyeyse düşünmediler. Evet, siz zaten tanıtım yaparken genel merkez bize bakan göndermedi ama biz bakan gönderiyoruz dediniz. Yani biz niye kendi içimizden, biz niye hep kendimizi böyle küçük görüyoruz? Neden kendi içimizden bakan, bakanlar çıkmayacağını hep böyle şey yapıyoruz? Bizim kendi içimizde de bakın şu anda 11 milletvekilimizin tamamı üniversite mezunu. Ve hepsi de kendi birimlerinde, kendi branşlarında gerçekten önemli insanlar. Dolayısıyla bizim milletvekillerimiz içerisinde mutlaka bakan, genel başkan yardımcısı olabilecek üst düzey yöneticiler çıkacaktır. Rakam konusunda şu kadar milletvekili, bu kadar milletvekili genelde ben televizyonda geçmişte izlerken işte 11-0 yapacağız falan diyen siyasetçileri gördüğüm zaman gülerdim. Evet. Onun için böyle afaki, ayakları yere basmayan iddialar yerine önceki, bugüne kadarki en yüksek aldığımız oy Mersin'de %32. Benim hedefim öncelikli olarak %32'nin üzerine çıkmak. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, yıllardır çözülemeyen birçok problemin yükünün bir yıllık yerel yönetime yüklenemeyeceğini, 5 yıllık dönem sonunda Mersin'in hiçbir sorunu kalmayacağını dile getirdi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'la birlikte Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, muhtarlarla bir araya geldi. Düzenlenen toplantıya MHP Mersin Milletvekili adayları Baki Şimşek ve Tolga Arslan, daire başkanları, daire müdürleri, meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı. Vatandaşın vermiş olduğu desteğe layık olacaklarını belirten Başkan Kocamaz, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı yönetimi olarak bir yılı geride bıraktık. 30 Mart öncesi Mersin'de bir yönetim değişikliğine ihtiyaç duyuldu. Vatandaşlarımız bu seçimde bize destek verdi ve sırtımıza çok büyük bir vebali
ağır olan bir görevi yükledi. Yeni sistemle büyükşehir sınırları vilayet sınırlarıyla örtüştürüldü. Merkezdeki 4 ilçeye hizmet eden Büyükşehir Belediyesi, Adana'dan Antalya'ya kadar olan 15.800 kilometrekarelik bir alana artık hizmet vermekle yükümlü oldu dedi. Mersin uzun yıllar ihmal edilmiş. Köyleriyle, kentleriyle ihmal edilmiş. İlçeler problemlerini çözememiş. Bu problemlerin tamamının çözümü şimdi Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek. Köylerimiz ürettiği ürünü yeterince değerlendiremiyor. Eğer izleme fırsatınız olduysa, inceleme fırsatınız olduysa 30 Mart öncesi Mersin'i birlikte yönetelim, birlikte büyütelim vizyonuyla vatandaşımızın beğenisine sunduğumuz o programın içerisinde ürünlerin daha iyi değerlendirilmesine yönelik, para ettiği mevsimlerine satılmasına yönelik birçok projemiz vardı. İşte bazı bölgelerde soğuk hava depoları, bazı bölgelerde konsantre tesisleri gibi, pazarlama tesisleri gibi bu tür konularda da inşallah bu yazdan itibaren çalışmalara başlıyoruz. Dediğim gibi inşallah vatandaşımızın alın teriyle, göz nuruyla, emek vererek ortaya çıkardığı ürünler vatandaşımızın beklentilerine cevap verecek şekilde değerlendirilebilir. Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Milli İttifak'ın Mersin 1. Sıra Milletvekili adayı Kaptan Kartal, birilerinin taşeron firmalarda çalışanlara nankör dediğini ifade ederek onların asla nankör olmadığını dile getirdi. Kartal, Saadet Partisi milletvekili adaylarıyla birlikte taşeron firma işçilerine destek vermek için Mersin Devlet Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı. Taşeron firmada çalışan arkadaşlarımıza nankör dedi. Biz buradan sesleniyoruz. Taşeron firmada çalışan arkadaşlarımız asla nankör değillerdir. Onlar alnının teri, elinin nasırıyla hak ettikleri ve çalıştıkları ücreti hak etmedikleri halde gece gündüz çalışarak sadece asgari ücrete mahkum edilmişlerdir. Şimdi diyorlar ki, evet biz taşeron firmadakilerini devlet kapsamına, devlet güvencesine alacağız diyorlar. Olmaz, bunu yapamazsınız diyorlar. Biz taşeron firmadaki arkadaşların, onlar asgari ücretle çalışıyor, onların maaşlarını 1500 TL'ye, 1600 TL'ye çekeceğiz diyorlar. Olmaz diyorlar. O zaman ben buradan sesleniyorum. Saraylarınıza var da taşeron işçimize, asgari ücretimize mi yok? Diyanet İşleri Başkanı'nın 1 trilyonluk aracına var da taşeron firmadaki arkadaşlarımıza mı yok? Diyanette sorumluların jacuzzi'de yıkanmalarına var da taşeron işçimize mi yok? Daha ötesi bir bakanımız çıkıp 1500 TL insanı şımartır, insanı bozar diyor. Ben buradan Sayın Bakanımıza ve meclisteki milletvekillerine sesleniyorum. Her biriniz 20 bin 25 bin lira maaş alıyorsunuz. Bu sizleri bozdu mu hiç? Sizde durum nedir? Mersin'in Silifke ilçesinde bir yıldır çalışma ruhsatı verilmediğini iddia eden inşaat sektörünün temsilcileri iş yapamadıkları gerekçesiyle belediye önünde eylem yaptı. Yetkilileri göreve davet eden işçiler bir yıldır çeşitli sebeplerle oyalandıklarını, artık bıçağın kemiğe dayandığını ve evlerine ekmek götüremeyecek hale geldiklerini söyledi. Sektör adına basın açıklamasını okuyan inşaatçı Duran Çetin şunları kaydetti. Evet arkadaşlar, burada toplanmamızın sebebini herkes biliyorsunuz. Haftalar kayıp diye bir dedikodu çıkardıklar. Aşağı yukarı 2012'den önce Atakent Belediyesi'nde böyle bir sorun çıkmıştı. Şimdi orayı
Büyükşehir çözdü. Şimdi şu anda bizim burada Silifke Belediyesi'nin bize vermediği parkta kayıp ruhsatlardan dolayı tamamımız mağduruz. İşimiz gücümüz yok. Birçok arkadaşın ekmek parası daha yok. Yani bu işlerin bir an önce çözülmesi lazım. Ayrı zamanda bu belediyenin mühürlediği bazı inşaatlarda hala çalışma devam etmektedir. Ve bu inşaattan bir arkadaşımız düşmüş, vefat etmiştir. Ama hiçbir basın açıklaması yapmamaktadırlar. Hala da o inşaat devam etmektedir. Hepiniz biliyorsunuz, isim vermeye, yer söylemeye gerek yok. Yani bu bir sesimizi duyurmak için bir araya geldik. Daha ileriki zamanlarda daha büyük bir protesto yapmaya hazırlanıyoruz. Hepinizin bilgilerine sunarız. Veya haftalarını bulup bizim sorunlarımızı çözmesi lazım. Şu anda Silifke'de inşaat sektörü durmuş vaziyettedir. Geçen seneki verilen ruhsat da bu seneki verilen ruhsat sayısına bir bakılsın isterseniz. Belediyede daha rahat çıkar. Şu anda imar çapı bile alamıyoruz. Kesinlikle ruhsat yok. Tek tük birkaç tane var. Gittiğinizde görebilirsiniz yani. Hatta bu arada şu anda bitirmiş bulunduğum inşaatlara bile oturma ruhsatını verememektedir. Evet, oturma ruhsatı daha alamamaktayız. Ne zaman basın açıklaması yapacak olsa, geçen Şubat'ta demişlerdi çözdük sorunumuzu, iptal edin basın açıklamasını. Aynen devam ediyor. Şimdi yine aynı şekilde diyorlar, bir daha ruhsat vermeyiz, kesinlikle basın açıklaması yapma diyor. Bir daha ruhsat vermeyeceğim diye bir şahsıma tehdit ediyorlar. Belediyeden bir vatandaş. Gerektiğinde ismini de söyleriz. Ya şu anda işimiz var da 20 gün sonra yok. Yani bir daha hiç imkanı yok. Bu ruhsat verilmezse bu kadar milletin çoruğu var, çocuğu var, ailesi var. Çalışacak ki ekmek götürecek evine. Biz de bir inşaatçıyız. Bir başka bir işte yapamıyoruz. Ne olacak o zaman? Yapamıyorsa bu belediye başkanı istifa edecek, gidecek. Belediye başkanı değişti. Bu işler böyle oldu. Önceki belediye başkanında kan böyle bir şey olmuyordu. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir araya gelen demokratik kitle örgütleri, sendikalar, siyasi parti temsilcileri Suriye'de Alevi katliamı yaşandığını belirterek tepki gösterdi. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Tarsus Şubesi öncülüğündeki eylem Yarenlik alanında gerçekleştirildi. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı eylemde Nusra Cephesi'nin İdlib'deki Alevilerin çoğunlukta olduğu İştebrak köyünde çok sayıda sivilin öldürüldüğü iddiası slogan olarak atılarak protesto edildi. Eylemde bir konuşma yapan Pir Sultan Abdal Derneği Başkanı Cuma Erçe, katliamı, katliamcıları, bunlara destek verenleri ve göz yumanları şiddetle kınayarak lanetlediklerini söyledi. Başını ABD'nin çektiği emperyalist güçlerin Orta Doğu üzerine geliştirdiği projeleri katliam üretmeye devam ediyor. Başta Suriye olmak üzere bütün bir Orta Doğu'yu kapsayan ilhak, işgal ve imha politikaları bölgeyi kan gölüne döndürmüş durumdadır. Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn gibi demokrasiden yoksun ülkelerin emperyalizmin çıkarları uğruna eli kanlı, dinci, şeriatçı terör örgütlerini besleyip silahlandırıp Suriye, Irak ve Yemen halklarını katlettirmesi dışında AKP hükümeti de aynı siyaseti gütmeye devam etmektedir. En başından beri Suriye'ye düşmanca bir tutum alan AKP hükümetinin yanlış ve yanlış siyaseti yüzünden hem bölge halklarıyla dostluklar zedelenmiş hem de dolaylı olarak milyonlarca insanın ölümüne neden olan bir savaşın ortağı olmuştur. Değerli dostlar, tüm dünyanın göz önünde insana, doğaya, tarihe, sanata düşman, gözü dönmüş mağara adamları baş kesmeye, kadınları köle pazarlarında pazarlamaya, tecavüze devam ediyor. Bugün burada Tarsus'ta faaliyet yürüten demokratik kitle örgütleri, sendikalar, siyasi partiler, savaş karşıtları, insan haklarından yana, emekten, barıştan, özgürlükten yana olan güçlerle burada bu katliamları kınamak için buluştuk. Bütün savaş karşıtlarını,
bütün vicdan sahiplerini de bu mücadelede ortak tavır almaya, savaşa dur demeye çağırıyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hayır! Savaşa hayır! Mersin'de ressam ve heykeltıraş Gencay Kasapçı'nın Adnan Menderes Bulvarı Göçmen Kavşağı'nda bulunan ve geçen yıl Eylül ayında üzerindeki kuş figürleri sökülerek boyayla Türk bayrağına dönüştürülen özgürlük anıtının yenisi yapıldı. Ancak başka bir yere konuldu. Ressam ve heykeltıraş Gencay Kasapçı'nın 1994 yılında Kültür Bakanlığı tarafından Kıbrıs Barış Harekatı anısına yaptırılan ve Adnan Menderes Bulvarı Göçmen Kavşağı'na yerleştirilen 2 metre 70 santim çapındaki seramik özgürlük anıtında yer alan kuş figürleri Büyükşehir Belediyesi'nce sökülerek Türk bayrağına dönüştürüldü. Durumu fark eden dünyaca ünlü 81 yaşındaki ressam ve heykeltıraş Gencay Kasapçı birkaç kez aramasına rağmen MHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a ulaşamadı. Bu girişimleri sonuçsuz kalan Kasapçı'nın yazmış olduğu mektup basında geniş bir şekilde yer buldu. Bunun üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz, Kasapçı'yı evinde ziyaret ederek gerekenin yapılacağı sözünü verdi. Masrafı Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanan özgürlük anıtı, Kasapçı'nın gözetiminde kurulan ekip tarafından yeniden yapıldı. 4 ayda tamamlanan 1,5 ton ağırlığında ve 2 metre 70 santimetre çapındaki metal heykel Adnan Menderes Bulvarı Göçmen Kavşağı yerine bu kez Akdeniz ilçesi İsmet İnönü Bulvarı üzerinde bulunan Balıkçı Barınağı'ndaki kavşağa iş makinelerinin yardımıyla monte edildi. Yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle özgürlük anıtının montajını tekerlekli sandalye üzerinde takip eden kasapçı, heykelin bütün aşamalarıyla yakından ilgilenmeyi de ihmal etmedi. Kültür Bakanlığı envanteri başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Umman Sultanlığı, Sırbistan, Slovakya ve Pekin'de birçok eseri bulunan Gencay Kasapçı, bir sanatçı olarak eserinin yeniden yerine konulmasının sanat eserine olan saygının bir göstergesi olduğunu dile getirdi. Bir sanatçı olarak ne diyebilirim? Kırılan şeyin yerine konması bir sanat eserine gösterilen saygıyı gösterir. Onun için çok mutluyum. Böyle bir şey ilk defa başıma geldi. Ve bayrağı konduğu yerde eserimin yerine bayrak konmuştu. Onu belediye başkanıyla kararlaştırdık. Ben içime sinmedi bayrağın yerinden kaldırılması. Onun için yeni bir meydanda bunu bugün monte ettik. Yaşım gereği pek çok yardımcım oldu. Ve zaten böyle bir iş tek başına yapılması mümkün değil. Bir teknik ekip meselesi. Bu hastalığıma denk geldi. Fakat sanıyorum yüzümüzün akıyla bu işi tamamladık. İnşallah bundan sonra yapılacak eserler yerlerinde gelir kalır ve gereken saygıyı görür. Ben mutluyum. Teşekkür ediyorum bana bu imkanı sağlayanlara. Mersin'de eski Büyükşehir Belediye Başkanı Macit Özcan döneminde yaptırılan ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da açılışını gerçekleştirdiği Aquapark'ta kıyı kanununa aykırı olduğu gerekçesiyle Danıştay tarafından verilen yıkım kararı uygulanmaya başlandı. Belediye ekipleri parkın yıkımında işe yarayan malzemelerin başka yerlere taşınacağını bildirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Haluk Tunçsu, yıkımına başlanan Aquapark'ta incelemelerde bulundu. Tunçsu, burada yapmış olduğu açıklamasında, söz konusu alanın denizden dolgu alanı olarak kıyı kanununa aykırı olarak yapılan bir yapı olması sebebiyle Danıştay'ın projeyi yok sayarak yıkım kararı verdiğini ifade etti. Bu yıkımın bir kamu zararı oluşturacağını öngörerek Danıştay'a sorduklarını belirten Tunçsu, bu projenin yok sayılmasını buranın kaldırılması olarak anlarsak burada yapılan 34 milyon liralık bir yatırım var. Hesaplar bunu gösteriyor. Burada bir kamu zararı oluşabilir. Danıştay bize verdiği cevapta hayır kamu zararı yok. Ben sözümü söyledim sen gereğini yapacaksın cevabını aldık diye konuştu. İçişleri Bakanlığı'na sorduklarında da yargı kararının uygulanmasının istendiğini belirten Tunçsu sözlerine şöyle devam etti.
Bunun üzerine hem Danıştay'ın kararı hem de İçişleri Bakanlığı'nın bu konuda bize yol gösteren yazısı üzerine bu alandaki yapıların değerinin tespitini yaptırdık. Çünkü buradan sonra bu yanlış, kanuna aykırı olarak yapılan bu yapılar bir kamu zararıdır. Böyle bir yatırım yapmak, bunun sorumlularından tekrar alınması amacıyla tespitlerini yaptık. Buradaki her bir binanın kaça mal olduğunu, değerini, bunlarla ilgili rücu işlemlerini yapacağımız için bu tespiti yaptırdık. Tespitimiz geçen hafta bitti. Biz de bu hafta buradaki binaları kaldırarak burayı boş, eski haline getireceğiz dedi. Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, pazar günü kutlanacak Anneler Günü dolayısıyla bu yılda annelere kendi ürettikleri 50 bin kadife çiçeği dağıtacak. Geleneksel hale gelen çiçek dağıtımını vatandaşların artık özlemle beklediğini belirten Hamit Tuna, kadife çiçeğinin artık Anneler Günü çiçeği olarak anıldığını söyledi. Toroslar Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bu yılda Anneler Günü için yaklaşık 50 bin kadife çiçeği üretti. Park Bahçeler Müdürlüğü'nde harıl harıl çalışan ekipler sarı ve turuncu renklerde yetiştirilen bu çiçekleri anneler için hazır hale getiriyor. Çiçeklerin hazırlandığı müdürlük bahçesinde basın mensuplarıyla buluşan Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, çiçeklerin üretimi ve dağıtımına ilişkin bilgiler verdi. 11 yıldır görev yaptığımız Toroslar Belediyesi'nde 9. dönemi geleneksel hale getirdiğimiz 14 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla bir program, bir plan dahilinde bunları üretiyoruz ve 14 Mayıs günü bu şekilde gelebilecek şekilde zamanlamasını yapıyoruz. Ve üstüne annelerimizin Anneler Günü'nü kutlayan mesajımız da canlı olarak bu çiçekleri bütün annelerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 50 ile 60 bin civarında yılda bu şekilde çiçek üretiyoruz. Tabii anneler bir gün değil, her gün anılması gereken, hayır duası alınması gereken yüce insanlar. 9 ay bizleri karnlarında taşırlar, 3 yıl kucaklarında, ömür boyu da yüreklerinde taşıyan o güzel insanlarımızın Anneler Günü'nü böyle güzel bir çiçekle kutlamak, onların varlığından mutlu olduğumuzu hissettirebilmek anlamında yaptığımız bir çalışma. Hakikaten anneler dinimizce de cennet anaların ayakları altındadır ifadesiyle yerine oturan, ne oldukları hakikaten özel olduklarını hatırlatan bir ifadeyle. Dolayısıyla bu değerli insanlarımızı, annelerimizi böyle bir güzellikle buluşturmak niyetiyle yaptığımız bir çalışma. Ve tamamı da Toroslar Belediyesi'nin Park Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde çalışan arkadaşlarımız sayesinde yetiştiriliyor. Hep üretim ekonomisiyle ülkenin kalkınacağına inanan bir yanımız var. Tohumunu da artık biz kendi bünyemizde elde ediyoruz. Ve ben bu vesileyle bütün annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Ellerinden öpüyorum. Onlar Rabbim sağlıklı uzun ömürler versinler. Allah onları bizim başımızdan eksik etmesin. Dağıtımını önce resmi dairelerden başlıyoruz. Okullarımızdan ve Mersin'deki bütün kurum kuruluşları tek tek arabalarımızla bunları tek tek göndermek suretiyle buluşturuyoruz. Daha sonra da bizim ana arterler üzerinde dağıtma yerimiz var. Zaten geleneksel hale geldiği için artık herkes biliyor. Bugünü de özlemle çekiyorlar ve bize de telefonla arayıp ne zaman dağıtılacağını soruyorlar. İşte geleneksel olay dediğimiz bu. Beklentinin yaşantığı gün bugün. İnşallah biz de cuma günü bunları dağıtmaya başlayacağız. Bu şekilde. Alan anne bunu ya mutfağının penceresinde ya çalışma masasının üstünde. Bunlar zaten sürekli üreyip çoğalıp çiçek açan bir bitki. Kadife çiçeği adı. Hatta bu artık geleneksel olduğu için Anneler Günü çiçeği olarak anılmaya başlandı. Böyle de bir güzelliği var. Hakikaten bu güzelliği yaşatan bütün çalışanlarımıza ben teşekkür ediyorum. Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde hareketlerinden şüphelenilen iki Rus vatandaşının çantasında yapılan aramada bulunan 37 kelebek ve 45 böcek nedeniyle Rus vatandaşlara 77.102 lira para cezası verildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Mersin Şube Müdürü Ahmet Çörtük, iki Rus uyruklu kişinin sırt çantasıyla ormanda gezerlerken Tarsus Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine bağlı orman muhafaza memurları tarafından fark edildiğini belirterek, ellerinde atrap görünce muhtemelen kelebek ve böcek yakalamaya çalıştıklarını düşünen ekipler, iki vatandaşı kimlik ve pasaport tespiti için Çamlıyayla'ya götürerek ifadelerini alıyorlar. İfadelerinin ardından kontrol edilen çantada 37 kelebek ve 45 böcek bulunuyor. Şube müdürlüğümüz olaya müdahil oldu. Kişi başına 38.551 Türk lirası para cezası kesildi. Belki de o iki Rus vatandaşının kaçırmaya çalıştığı türler endemik türdü. Türünün tek örneğiydi. Biz bunlara müsaade etmeyeceğiz asla dedi. Tabii bunun cezası Çevre Kanunu'nun 9A maddesine istinaden 22K bendinden bu iki vatandaşa, bu iki suça ayrı ayrı 38.551 TL olmak üzere ceza kestik. Toplam 77.000 üzerinde ceza kesildi. Tabii ben şunu dikkat çekmek istiyorum. İlimiz biyoçeşitlilik anlamında çok zengin bir il. Yakalanan yer Çamlıyayla ilçesi. İlimizin en bakir yerlerinden bir tanesi. Şuna dikkat ediyorum. Buradaki yakalanan böceklerin çoğu kelebek ve kelebek olacak olan böcekler. Biliyorsunuz ki kelebekler doğada bir yerin bozulmamış olduğunu gösteriyor. Yani ne kadar çok kelebek çeşidi varsa bir yerde, orada doğal hayatın bozulmadığını gösteriyor. Türkiye'de 400 üzerinde kelebek türü olduğu söyleniyor. Bunun 200 tanesi Mersin'de. Mersin biyoçeşitlilik anlamında, yine tekrarlıyorum, çok zengin bir il. Vatandaşlarımızdan istirhamım, bize şöyle yardımcı olabilirler. Ormanda bir yerde gezerken, özellikle yabancı uyruklu vatandaşlardan, ellerinde atrap olanlar veyahut da karavanla dolaşıp arkasında motosiklet, bisikleti olanlar, bu gibi şeylerde hemen yaklaşsınlar, bunları bize ihbar etsinler. Belki o iki Rus uyruklu vatandaşın kaçırdığı kelebek türü belki endemikti, belki türünün tek örneğiydi, belki nadir bir türdü. Biz bunlara müsaade etmememiz gerekiyor. Bütün vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlılık göstermesini rica ediyorum.